Birinci soru. Şekildeki ABCD eşkenar dörtgenin alanı 96 santimetre karedir. CO doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre olduğuna göre DB doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? CO doğru parçasının uzunluğu 6 santimetreymiş. Şimdi köşegenler birbirini ortalayacağı için bu OA'nın uzunluğu da 6 santimetredir. Dolayısıyla CA köşegeninin uzunluğu 12 santimetredir. Eşkenar dörtgenin alanı bulunurken köşegen uzunlukları çarpılıp ikiye bölünür. Buradaki DB köşegeninin uzunluğuna da x diyelim. 12 ile x'i çarpıp 2'ye böldüğümüzde 96 santimetre kare bulunuyormuş. 12 ile 2 sadeleştiğinde 6 olur. 96'yı da 6'ya böldüğümüzde x'i 16 santimetre olarak buluruz. Yani DB köşegeninin uzunluğu 16 santimetredir. Doğru cevap D şıkkıdır. İkinci soru. Şekildeki ABCD dik yamuğunda DC doğru parçası ile AB doğru parçası birbirine paraleldir. CB doğru parçası ve AB doğru parçası da birbirine diktir. AB doğru parçasının uzunluğu 12 santimetre, DC doğru parçasının uzunluğu 8 santimetre ve ABCD yamuğunun alanı 100 santimetre kare olduğuna göre BC doğru parçasının uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi BC'ye biz x diyelim. Yamuğun alanı şu şekilde bulunuyor. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2 formülüyle. Bu 100'e eşitmiş. Şimdi 12 ile 8'in toplamı 20'dir. 20'yi 2'ye böldüğümüzde 10 olur. Yani 10x eşittir 100 santimetre kare ise x de buradan 10 santimetre olarak bulunur. Doğru cevap B şıkkıdır. Üçüncü soru. Şekildeki ABCD dik yamuğunda DC doğru parçası ile AB doğru parçası birbirine paraleldir. CB doğru parçası ile de AB doğru parçası birbirine diktir. E noktası AB kenarının üzerindedir. AED üçgeninin alanı 24 santimetre kare ve AE'nin uzunluğu 6 santimetre, EB'nin uzunluğu da 2 santimetre ve DC'nin uzunluğu 5 santimetre olduğuna göre ABCD yamuğunun alanı kaç santimetre karedir? Şimdi bu AED üçgeninin alanı 24 santimetre kareymiş. Bu üçgenin alanı şu şekilde bulunur. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Şimdi bu üçgenin yüksekliği bakın şuradaki CB doğru parçasıdır. Dolayısıyla bu AED üçgeninin alanı 6 çarpı H bölü 2 eşittir 24 formülüyle bulunur. Şimdi buradan 6 ile 2 sadeleştiğinde 3 olur. 24'ü 3'e böldüğümüzde H yüksekliğini 8 santimetre olarak buluruz. Şimdi yamuğun alan formülü şu şekildedir. Alt taban, bakın burası 8 santimetre artı üst taban çarpı yükseklik, yüksekliği 8 bulduk bölü 2. Bu şekilde yapacağız. 8 ile 2 sadeleşir 4 olur. 8 ile 5'in toplamı burası 13'tür. 13 ile de 4'ü çarptığımızda 52 santimetre kare buluruz. Doğru cevap C şıkkıdır. Dördüncü soru. Şekilde ABCD eşkenar dörtgen ve CH doğru parçası ile AH doğru parçası birbirine diktir. CH doğru parçasının uzunluğu 8 santimetre ve ABCD'nin alanı 72 santimetre kare olduğuna göre AB kaç santimetredir? Şimdi eşkenar dörtgen ve paralel kenarın alanı taban çarpı yükseklik formülü ile bulunur. Tabanına AB'ye x dersek yükseklik de 8, o zaman 8 ile x'in çarpımı 72'ye eşitse 72'yi 8'e böldüğümüzde x'i yani AB doğru parçasının uzunluğunu 9 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Beşinci soru. Şekilde ABCD ve KLMN birer kare, DMN üçgeni, CLM üçgeni, BKL üçgeni, ANK üçgeni eş üçgenlerdir. CML üçgeninin alanı 6 santimetre kare ve AB'nin uzunluğu 8 santimetre olduğuna göre KLMN karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi AB doğru parçasının uzunluğu 8'miş. Bu bir kare olduğuna göre alan ABCD 8 çarpı 8'den 64 santimetre karedir. Şimdi şurada 4 tane eş üçgen var. Bir tanesinin alanı 6 santimetre kareymiş. Burası 6, bu da 6, bu da 6, bu da 6. O zaman üçgenlerin alanları toplamı 6 kere 4, 24 olur. Şimdi tamamının alanı 64'tü. Üçgenlerin alanları toplamı da 24'tü. 64'ten 24'ü çıkardığımızda buradaki KLMN karesinin alanını 40 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. Altıncı soru. Şekildeki ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin çevre uzunlukları birbirine eşittir. AD doğru parçasının uzunluğu 4 santimetre, DC doğru parçasının uzunluğu 10 santimetre,
ve KN doğru parçasının uzunluğu 6 santimetre olduğuna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi buradaki ABCD dikdörtgeninin çevresi 4 ve onun toplamı çevresini bulalım. Şimdi burası 10, burası da 4. O zaman 4 kenarını topladığımızda çevreyi 28 santimetre oluruz. KLMN dikdörtgeninin çevresi de 28'miş. Şimdi bu ML de 6'dır. 6 ile 6'nın toplamı 12. 28'den 12'yi çıkardığımızda geriye 16 kalır. 16'yı da 2'ye böldüğümüzde buradaki KL ve NM'nin uzunluklarını 8 santimetre olarak buluruz. Şimdi bu KLMN'nin alanı sorulmuş. Dikdörtgenin alanı kısa kenarla uzun kenarın çarpımına eşitti. 6 ile 8'i çarptığımızda dikdörtgenin alanını 48 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır. 7. soru. Şekildeki ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin alanları birbirine eşittir. AD'nin uzunluğu 2 santimetre, CD'nin uzunluğu 12 santimetre ve KN'nin uzunluğu 4 santimetre olduğuna göre KLMN dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi bu ABCD dikdörtgeninin alanı 2 çarpı 12'den 24 santimetre karedir. Bunun alanı da 24'müş. O zaman biz 24'ü 4'e bölersek bunun uzun kenarını 6 santimetre olarak buluruz. Çünkü 6 kere 4 24'tür. Şimdi bu KLMN'nin çevresi sorulmuş. Bakın buralarda 6 ve 4 olacak. O zaman topladığımızda 4 kenarını 20 santimetre olarak çevresini buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 8. soru. Şekilde ABCD kare, BKLM dikdörtgen ve CM'nin uzunluğu ile ML'nin uzunluğu LK'nin uzunluğunun 2 katına eşitmiş. BKLM dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 24 santimetre olduğuna göre ABCD karesinin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi LK doğru parçasının uzunluğuna x dersek, burası x, CM ve ML bunun 2 katına eşitmiş. Yani burası 2x, burası da 2x olacak. Şimdi bu BKLM'nin çevresinin uzunluğu 24 santimetreymiş. Şimdi burada 2x, 2x de burada 4x, 1x burada, 1x de burada. Toplam 6x. 6x eşittir 24 ise x'i biz 4 olarak buluruz. Şimdi burası kareymiş. Bir kenarı 3x. Yani 3 kere 4 12. Bize bu ABCD'nin alanı sorulmuş. O zaman karenin alanı 12 çarpı 12'den 144 santimetre kare olarak bulunur. Doğru cevap C şıkkıdır. 9. soru. Şekildeki 5 eş dikdörtgenden oluşmuş ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu 66 santimetre olduğuna göre alanı kaç santimetre karedir? Şimdi buraya dikkat edelim. Bakın şuradaki kısa kenarların 3 tanesi 2 tane uzun kenara eşit. O halde şöyle yapacağız arkadaşlar. Kısa kenarların her birine 2x dersek toplamı 6x yaptı. O zaman uzun kenarların her biri 3x olur. Bunlar birbirine eşitti. O zaman bakın şu kenarlar 5x oldu. Bu kenar da aynı şekilde 5x olacak. Şu kenar da gene 6x olacak. Şimdi dikdörtgenin çevresini topladığımızda 6x, 6x daha 12x, 5x, 5x daha 10x toplam 22x yapar. 22x 66 santimetre ise 66'yı 22'ye böldüğümüzde x'i 3 santimetre olarak buluruz. Şimdi şeklin tamamının alanını bulalım. Burası 6x'ti. 3 kere 6 18 olur. Burası 5x'ti. 3 kere 5 15 olur. 15 ile 18'i çarpacağız. 5 ile 18'i çarptığımızda 90 olur. 1 ile 18'i çarptığımızda 18 olur. Topladığımızda da alanı 270 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. 10. soru. Şekildeki ABCD paralel kenarında K ve L noktaları DC kenarı, P ve N noktaları AB kenarı üzerindedir. DC kenarı eşittir 6 çarpı KL ve AB kenarı eşittir 3 çarpı PN olduğuna göre KLNP ve ABCD dikdörtgenlerinin alanlarının oranı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi DC'nin uzunluğu KL'nin uzunluğunun 6 katıymış. Bu KL'ye x dersek DC'nin tamamı 6x olacaktır. Şimdi buradaki AB'nin tamamı da 6x olacak. Şimdi AB de TN'nin 3 katıymış. O zaman burası da 6x'i 3'e bölersek 2x olarak buluruz. Buradaki mavi boyalı KLNP'nin alanını şu şekilde buluruz. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2.
Paralel kenarın alanını ise şu şekilde buluruz. Taban çarpı yükseklik, yani 6x çarpı h formülüyle buluruz. Şimdi yukarıda 2x ile 1x'in toplamı 3x olur. Bu h ile bu h'ye sadeleşir. Sonra 2 var. 2 ile de buradaki 6x'i çarptığımızda 12x olur. 3x bölü 12x ise sadeleştiğinde 1 bölü 4 olur. Doğru cevap C şıkkıdır. 11. soru. Şekilde AB doğru parçası ile DC doğru parçası birbirine paralel, DE doğru parçası ile BC doğru parçası birbirine paralel ve AEB noktaları doğrusaldır. AE doğru parçasının uzunluğu 12 santimetre, EB doğru parçasının uzunluğu 15 santimetre ve ADE üçgeninin alanı 36 santimetre kare olduğuna göre ABCD dörtgeninin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi şöyle yapacağız. Bakın şu ikisi birbirine paralelmiş. Şu ikisi de birbirine paralelmiş. O zaman şuradaki EBCD bir paralel kenardır. Bu DC kenarı da 15 santimetredir. Şimdi buradaki AED'nin alanı 36 santimetre kareymiş. Şimdi üçgenin alanı şöyle bulunuyordu. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Bu 36'ya eşitmiş. 12 ile 2 sadeleşir, 6 olur. 36'yı da 6'ya böldüğümüzde bu üçgenin yüksekliğini 6 santimetre olarak buluruz. Bakın şuradaki yükseklik 6 santimetre. Bize ABCD dörtgeninin alanı sorulmuş. Bu bir yamuktur. Yamuğun alan formülü şu şekilde. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Alt taban 27 olur. Üst taban 15. Yüksekliği demin 6 bulmuştuk. Bölü 2. Formülümüz budur. 27 ile 15'i topladığımızda 42 olur. 6'yı da 2'ye böldüğümüzde 3. 3 ile de 42'yi çarptığımızda dörtgenin alanını 126 santimetre kare olarak buluruz. Doğru cevap D şıkkıdır. 12. soru. Şekildeki ABCD dikdörtgeninde E noktası AB kenarının üzerindedir. AB doğru parçasının uzunluğu 12 santimetre ve DEC üçgeninin alanı 24 santimetre kare olduğuna göre ABCD dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Şimdi şuradaki üçgenin alanı 24'müş. AB 12 ise buradaki DC de 12'dir. Şimdi şu üçgenin alan formülü tabanı 12, yükseklik h bölü 2 eşittir 24. Buradan h'yi bulalım. 12'yi 2'ye böldüğümüzde 6 olur. 24'ü 6'ya böldüğümüzde yüksekliği 4 olarak buluruz. Bunun yüksekliği, bakın bu bir dikdörtgen olduğu için BC kenarına eşittir. Yani BC kenarı 4 santimetredir. Dolayısıyla bu dikdörtgenin şimdi çevresini bulacağız. Burası da 4, burası da 12. O zaman tüm kenarları topladığımızda çevresini 32 santimetre olarak buluruz. Doğru cevap B şıkkıdır.